kadın olmadan hiçbir erkeğin ayakta duramayacağını da ben belirtmek istiyorum. Bunu yaşayanlardan da biriyim. Bunu çok iyi bilerek söylüyorum. Yani kadınız diye aciz değiliz, güçsüz değiliz. Her şeye gücümüz yeter. Bence olmamalı. Türkiye'de kadınlara verilen hak başka bir hiçbir ülkede verilmiyor. Ya, adalet düşünmüyorum bu konuda. Yani bir de kadın hakları diyorlar, kadın hakları olduğunu düşünüyorlar ama bu konuda hiç adalet olduğunu, kadın hakları olduğunu düşünmüyorum. Erkeklerin bence çocuktan hariç hiçbir faaliyetleri yok bence. Gereksizler bence. Kayseri'de meydana gelen kadına şiddet Türkiye'de gündem oldu. Kadına şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kadına şiddet ülkemizde gün geçtikçe artmaya başladı her yönüyle. Yani insanlığımızı unutacak hale geldik. Kanunların, yasaların bu ölçüde desteklememesi en büyük problemlerden bir tanesi. Artık eski dönemlerde yaşanan olaylardan da biliyoruz. İşte insanlar sokak ortasında bir olayla karşılaştığında olaya müdahil olup olmaması durumunda neyle karşılaşacağını artık daha tedirgin, daha temkinli hareket ediyorlar. Bir kadın olarak da ya da bir genç kadın olarak da bunu hiçbir zaman uygun bulmuyoruz. Aslında bence yüzyıllardır olan bir problem ama biraz daha sosyal medyanın etkisi günümüz çağdaki düşünce kadının gelişmesiyle gündem olmuş bir mevzu artık. O yüzden bilinçlendiğimizi düşünüyorum. Toplumsal olarak da kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmez. Daha da bilinçlenip bu konuda önlemler alacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle olmaması gereken bir şey. Kadına, çocuğa, hayvana kesinlikle olmaması gereken bir şey. Şiddetle kınıyoruz yani. Bana göre toplumsal bir büyük kanayan yaramız bu. Maalesef günümüzde adaletin gerçek ve doğru işlemediğinden biraz meydana geldiğine inanıyorum ben. Bunda devlet yetkililerimizin çok büyük bir payı olduğuna inanıyorum maalesef. Günümüzde kadına şiddet gerçekten olmaması gereken bir şey. Ama suçluların gerekli cezayı almadığı sürece bu tür eylemlerin devam edeceğine inanıyorum maalesef. Aynen, bitmez. İnşallah düzelir ama korkarım ki daha çok uzun bir süre bunun ceremesini çekeriz halk olarak. Vallahi erkeklerin herhalde kendi karakterlerini hiçe sayıp gücünün yettiğince kadınlara geçiyor herhalde. Ne kadar ne olursa olsun bence insanın sabrını da zorlayabiliyor bazı durumlar ama ne olursa olsun sırf kadınlara değil erkekler birbirine de dahi şiddet uygulamamasından yanayım. Yani toplum artık çok çabuk her şeye sinirlenip kavga edebiliyor. Bu yüzden insanların birazcık daha sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Kadınlarına mı gücünüz yetiyor diye öyle söyleyeyim. Yani bence haksızlık yapılıyor kadınlara. Çünkü erkek şiddet çok arttı. Yani kim olursa olsun hani Kadir Şekerci mesela. Kadına yardım etmekten şu an içeride. Ama kadına tecavüz eden niye dışarıda? Çok şiddetli. Yani bence tabii ki de hiçbir şekilde hiçbir... İkisi de kadın erkek eşittir. Bunu feminist açısından söylemiyorum. Elbette ki yanlış yani ama hiçbir şekilde adalet uygulanmadığı için ülkede pek bir söz hakkım yok yani benim de. Sadece elimden geldiği kadar yani tepki gösteriyorum sosyal medyada, bu kadar. Şimdi şöyle, hani son zamanlarda bayağı arttı zaten. Devletimizin bu konuda yaptığı cezaların caydırıcı olmadığı, caydırıcı olsa bile hani bu işlerin sonuna getirmeyeceğini, daha katı kurallar konması gerektiğini ve cezaların idam olması gerektiğini düşünüyorum. Onları ben de yaşadım. En sonunda boşandım. Bir şey diyeceğim yok. Ne söyleyeyim ki? Söyleyeceğim şeyi bile bilmiyorum yani. Ne söyleyebilirim ki? Yazık. Kadınlara yazık. Yani ne söyleyeyim? Sizce neden şiddet uygulanıyor? Aileden herhalde yetiştirme şeyinden. Hani kız çocuklarını eziyorlar. Erkek çocuklarını da böyle pohpohluyorlar. Yani anneye de babaya da şiddet uygulayan çocuk zaten eşine diyoruz. Anne baba kıymeti bilmeyen çocuk eş kıymeti bilmiyor. Kadına şiddetle karşılıyorum. Haksızlık yapıyorlar kadınlara. Kadınların ilk önce kendi ayakları üzerinde durması gerekir. Erkeklere bağımlı olmaması gerekir. Kadın elin üstünde tutulmalıdır. Bu bir. Hiçbir kadın şiddeti hak etmez. Ne yaparsa yapmış olsun. Hiçbir şekilde. Yani insanlar nasıl buna izin veriyor? Nasıl izleyerek, hiçbir şey yapmayarak seyrediyorlar, bakıyorlar. Bu benim aklımı almıyor bunu. Gerçekten çok zor bir durum, çok kötü bir durum. Kötü bir şey yavrum. Tabii ki. İyi olmasın. Hanım, kadınlar da biraz daha şey yani Türk erkeğini tanıyoruz az çok. Biraz daha sertler, şeyler yani hoşgörüleri biraz kıt.
Onun için mümkün olduğunca bayanlar da biraz usturuplu olmak lazım. Kadınlarımıza bu şekilde davranan erkeklerimize diyecek söz aslında çok da. Yani şu anda söyleyemiyoruz. Hani Allah onları bildiği gibi yapsın. Islah etsin diyeyim ben daha doğrusu. Yani yapılmayacak şey. Onlara gücü yettiği için o şekilde davranıyorlar. Aslında gücü yetmeyeceği kişi olsa o şekilde davranamazlar. Kadına şiddet hakkında düşünecek bir şey yok. Kadınlar bugün herkesin annesidir. Yani bugün kadındır ama yarın bir gün annedir. Yani bu insanlara bu şekilde şiddet uygulamanın hiçbir anlamı yok. Yani evlenirken bile Cenab-ı Allah onları bize korumacı olarak da yani kadınlara ihsan buyurmuştu. Yani bu denli bir şiddet kesinlikle tasvip edilecek bir onay değil. Kadınlar bunu hak etmiyor. O yüzden yapılmaması gerekiyor bence. Biz erkek olarak ben de karşıyım. Kadına şiddet gerçekten kötü bir şey yani. Ben programlarda da izliyorum. Kötü bir şey yani, olmaması gereken bir şey. Yani anlayışı yani bu, ben anlam veremiyorum yani. Ben de kendimi eşimden ayırayım ama hiç böyle bir şey olmadı. Halen de eski eşimle görüşürüm. Çocuklarımla görüşüp gidip geliyorum şu anda. Yani ben karşıyım, bilmiyorum. Esefle kınıyorum bu durumu. Gitgide gündemimizde kadınlara yönelik şiddetin çok arttığı bir döneme geldik artık. Ve gerçekten bu durumdan çok muzdaribiz. Erkeklerin artık erkekçe davranışlarını bir takım düzeltmeleri gerekiyor bence. Ve gerçekten kadın olmadan hiçbir erkeğin ayakta duramayacağını da ben belirtmek istiyorum. Kadına şiddet bence hiç olmaması bir şey, olmaması gereken bir şey. Bunu yaşayanlardan da biriyim. Bunu çok iyi bilerek söylüyorum. Yani kadınız diye aciz değiliz, güçsüz değiliz. Her şeye gücümüz yeter. Bence olmamalı. Yani hiç kimse bir kadına el uzatmamalı. Çünkü kadın her şey. Kadın anne. Her şeyden öncesi. Yani bu şiddet olmamalı. Vallahi kadın şiddet hakkında hani kadınlara şiddet karşısında karşıyım ama sence Türkiye'de kadın erkek eşit mi? Bence eşit değil. Çünkü nasıl dersen, tamam hani kadına şiddete karşı olduğumuz bir ülkede yaşıyoruz. Adalet de yok zaten. Hani Kadir Şeker olayından biliyorsunuz zaten. O yüzden şurada bir kadın dövse de gidip ayırsan polis suçluyu bizi alıp götürecek. Ondan korkuyor zaten millet. Hani çocuk istismarı, kadına şiddet zaten Türkiye'de at safhada. Bunu herkes görüyor, şey yapıyor, siz de farkındasınız. Ama adalet denen Türkiye'de şu anda sıfır. Adalet yok. Kadın erkek eşit değil. Atıyorum mesela şimdi bir kız arkadaşına akşam yemeğine gitsen, bir yere yemeğe otursan. Hani erkeğin cebinde para olmasa kız diyecek ki yani ne biçim erkeksin. Kadın ödetse diyecek ki bu sefer erkek nereden bulsun. Hani kadın erkek eşit değil. Hani mesela kadın cinayet oluyor ya da adam boşanıyor bu sefer de kadın, hani adama sormuyorlar ki ya ne oldu, niçin böyle yaptın ya da neden. Diyorsun ondan sonra hep kadını ön safhata tutuyorlar. Hani Türkiye'de kadınlara verilen hak başka bir hiçbir ülkede verilmiyor. Aslında biraz eşit olsa iyi olur diyorum ama ben de karşıyım ona bakarsanız. Ya adalet düşünmüyorum bu konuda. Yani de kadın hakları diyorlar, kadın hakları olduğunu düşünüyorlar ama bu konuda hiç adalet olduğunu, kadın hakları olduğunu düşünmüyorum. Kadını öldürüyorlar, şiddet uyguluyorlar ve elini kolunu sallayarak dışarı gönderiyorlar. Ben bunu adalet olarak görmüyorum, kadın haklarını da görmüyorum ben. Bence erkeklerin acizliği sadece kadınları döverek elinde tutabileceklerini sanıyorlar. Ya da ne bileyim şöyle... Öyle güçleri yettiğini sanıyorlar. Bence gereksiz. Erkeklerin bence çocuktan hariç hiçbir faaliyetleri yok bence. Gereksizler bence.